Ahir zamanda Mehdi Zuhurettin'de 313 kişi olması düşünülmüyor. Yani 313 kişi nasıl olur? Demek ki Mehdi'ye her türlü iftira yapılacak. İftiradan dolayı insanlar korkup yanına gidemeyecekler. Bu kadar açık. Evet. Değil mi? Suçtan hapse gireceğine göre Mehdi. Hapsedilecek diyor. Peygamberimiz söylüyor. Hapsedilmek ne demektir? Kanun dışı adam gibi gösterecekler demektir. Tabii. Kanun dışı gibi gösterdiğine göre, cinsel iftiralarda atılacağına göre, Kur'an'ın işaretine göre, adam uzak duracaktır. Bu kadar açık. Tabii. Ve Ashab-ı Kehf gibi gençler ailelerini terk edip Mehdi'nin yanına gelecekler. Aileler de ona düşman olacaklar mecburen. Peygamberimize nasıl düşman oluyorlardı? Gençler peygamberimizin yanına giriyorlardı. Ailelerinden kaçıp peygamberimizin yanına giriyorlardı. Ailelerde çocukları peygamberimizin yanına gittiği için ona düşman oluyorlardı. Evet. Ashab-ı Kehf ne yaptı? Ailelerini bıraktı, mağaraya çekildiler. Tabii. Değil mi? Tabii. Dolayısıyla Mehdiyet'in 313 kişi olmasının nedenini bir araştırsın kardeşlerim, düşünsünler, o zaman anlaşılır. İnşallah. Mehdi'ye çok anormal bir düşünce gibi gösterilecek. Hatta İstanbul'daki alim, bu kişi bizim dinimizi öldürdü diyor.